Dayım Muzaffer Bey, Zannarlı'yı kaptığı gibi paşanın kafasına geçirivermiş, biliyor musun? Paşa da öyle maşader ha. Sultan Hamit Paşa'sı ki böyle omuzları falan tekmin nişan dolu, biliyor musun? Tabii tabii. Hadi, hadi. Giritli, şunun dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, vallahi bildiğiniz gibi değil bre. Resmen tebligat verdiler bre. Gece 11'den sonra açık olan içkili yerler kapatılacak, mühürlenecek bre more. Şunun diyorum dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, ekmeğim daha edeceksiniz bre. Lan sana şunun dolusunu getir diyorum ya, Allah Allah. Neden getirdin lan? Ha? Lan koskoca ve Muzaffer Bey'in yeğenine karşı bu ne terbiyesizlik? Allah Allah, içiyorum burada, görmüyor musun ha? Lan... Nasıl bir davranış kardeşim? Ay. Allah Allah, burada nasıl içiyoruz değil mi biz? Şuna bak! Ne oluyor burada? Etçi, buraya gel. Lazımsa sen gel. Sana gel diyorum. Sen kim oluyorsun da ayağına gelecekmişim ha? Bir otur hemen otur. Tamam sen de. Benim kim olduğumu anlarsın. Ben anlatacağım siz bir dakika. Bekçi efendi kusura bakma ya. Kim bu hırt? Ne güzel söylediniz. Hırt işte. Bu hırtın biri. Siz Muzaffer Bey'i tanıyor musunuz? Duymuştum var. Ha işte bu hırt onun yeğeni. Ama şimdi yani bunun böyle bağırıp çağırdığına siz bakmayınız. Bu aslında bu dayısından izinsiz tavuk bile kesemez yani. Ama işte görüyorsunuz biraz sarhoş olmuş. Yani sarhoş olduğu için biraz lafları da toparlarken biraz şey yapıyor yani. Kusura bakmasın. Senin gül hatırın için bu seferlik. Hay yaşayasın bebekçi efendi be. Anlat ona. Öyle herkese cart curt sökmez. Bir daha geldiğimde de burayı kapanmış göreceğim. Tamam mı? Emrin başım üstüne. Tamam, gitti. Anlattın mı ben için oğlum? Anlattım. Zaten o saat şafak attı. Enayi. Tabii bir de senin de kim olduğunu da tanıdı. Bırakmadınız ki beni. Beni bırakacaktınız. Ben onun ağzını tamam. Burnunu kırar eline verirdim. Ya, tamam hele. Tamam. Tamam. Yettiniz. Kalkın gidelim.